Bugün YouTube kanalımızda doğada şifalı bitkilerden biri olan semizotu bitkisinin faydalarından, buralarda tövmeken olarak da bilinen semizotunun faydalarından bahsedeceğiz. Zengin vitaminler, mineraller, proteinler içeren demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum, omega 3, omega 6 yağ asitleri barındıran, bitkilerde bulunan omega yağ asitleri de barındıran semizotu tövmeken bitkisi çeşitli salatalarda, yemeklerde, böreklerde kullanılmaktadır. Ve yaz aylarında, sıcak yaz aylarında insanı vitamin ve minerallerden besleyici özelliği olan bu tövmeken bitkisi buralarda çok rağbet görmektedir. Ve sıcak bir iklim kuşağı olan Akdeniz bölgesinde 1 metreye yakın boyda yetişmektedir. Semizotu bitkisi bolca bulunan potasyum vitamini ile kan dolaşım sisteminde oldukça faydalıdır ve kalp ve damar sağlığında çok faydalı bir bitkidir. Ve vücuda kuvvet ve enerji vermektedir ve kansızlık ve anemi hastalıklarında çok faydalı olmaktadır. Semizotu bitkisi vücuda kuvvet ve enerji vermektedir. Vücuttaki kan yapan kırmızı ve beyaz kan hücrelerini kan yapmaya teşvik ederek kansızlık ve anemi hastalıklarında faydalı olmaktadır. Kan basıncını düzenleyen yüksek tansiyon, hipertansiyona karşı da faydalı olan semizotu bitkisi sindirim sistemi hastalıklarında, sindirim sistemi sorunlarında faydalı olmaktadır. Ve bitkilerde bulunan omega 3, omega 6 yağ asitlerinden dolayı beyin sağlığında oldukça faydalıdır. Yaşlılık, unutkanlık gibi Alzheimer ataklarına karşı da faydalı olan semizotu, böbreklerde bulunan her çeşit kum ve taşların düşürmesini de sağlayarak safra kesesi böbreklerde bulunan kum ve taşların dökülmesini sağlamaktadır. Ve idrar yollarında idrar artırıcı da özelliği olmaktadır. Kalp ve damar sağlığında, damar tıkanıklığında, kötü kolesterolde de oldukça faydalı olan semizotu bitkisi dolaşım sisteminde oldukça faydalıdır. Semizotu bitkisi, tövmeken bitkisi yüksek kan basıncını dengeleyerek hipertansiyon, kötü kolesterolü engellemektedir. Yüksek tansiyon, hipertansiyona bağlı felç, inme gibi hastalıklarından da koruyan semizotu bitkisi kan şekerini düzenleyici, hipertansiyonu düzenleyici etkisi olmaktadır. Sindirim sisteminde, ülser tedavisinde, gastrit, reflü, mide hastalıklarında, şişkinliklerde, bağırsak hastalıklarında faydalı olan semizotu bitkisi kasları kuvvetlendirmektedir. Böbrek hastalıklarına karşı da faydalı olan semizotu bitkisi böbreklerde bulunan kum ve taşları düşürmektedir. Düşük kalorili birçok vitamin ve mineralleri barındıran semizotu bitkisi vejetaryenler için oldukça faydalıdır. Çağın vebası kanser hastalıklarından da koruyan semizotu bitkisi antioksidan özelliği sayesinde kanserden de korumaktadır. Semizotu tövmeken bitkisi her çeşit cilt hastalıklarında faydalı olmaktadır. Yaşlılık belirtilerini uzaklaştırmaktadır. Egzama, hemoroid basur tedavisinde de kullanılan cilt hastalıklarında faydalı olan semizotu bitkisi karaciğer dostudur. Her çeşit karaciğer hastalıklarında karaciğerin toksinlerinden arınmasında faydalı olmaktadır. Kas ve iskelet yapısında oldukça faydalı olan semizotu bitkisi yüksek kalsiyum vitamini sayesinde güçlü kemik ve iskelet yapısının oluşmasını sağlamaktadır. Vücuda kuvvet, direnç ve enerji veren semizotu bitkisi doğal olarak yorgunluğu, bitkinliği, halsizliği gidermektedir ve kansızlık ve anemi hastalıklarında, böbrek hastalıklarında, sindirim yolları hastalıklarında, cilt hastalıklarında, hemoroid basur tedavisinde, ekzama, sedef, mantar hastalıkları tedavisinde vücudun kuvvet ve direncini artırarak çağın vebası kanser hastalıklarında
böbrek hastalıklarında, şeker ve diyabet hastalıklarında, kötü kolesterol, hipertansiyon, felç inme hastalıklarında, kalp hastalıklarında, kalp ritmi bozukluğunda ve senkronizasyon bozukluğunda oldukça faydalıdır. İşte şifalı bitkilerden biri olan, yeşillik türü olan, salataları yapılan, böreği yapılan, birçok mezelerde kullanılan semizotunun faydalarından bahsetmeye çalıştık. Semizotu bitkisi gelişim çağında olan çocuklarımız için kas ve iskelet beyin sağlığının gelişiminde oldukça faydaları olduğu gibi sindirim sistemi problemlerinde de faydalı olmaktadır ve kabızlığın da doğal bir ilacı olmaktadır. Kabızlık tedavisinde de kullanılır.